Bakalım muhtemel 11'leri o zaman. Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesi öncesi. Mert Svensson, Tayyip Talha, Koley Zanettinov, Demir Ege Amarti, Raşitsa, Semih Gesson, Cenk 11 ile çıkması bekleniyor. Siyah beyaz takımın yarınki mücadeleye Fernando Santos'un, teknik direktör Santos'un bu 11'i sahaya sürebileceğini belirtelim. Trabzonspor'un muhtemel 11'i Uğurcan, Mehmetcan, Dansil, Fernandes, Eren, Berat Bendi, Vişça, Trezege, Enis Bardi ve Enis Destan, Abdullah Avcı'nın da bu 11 ile sahada olmasını bekliyoruz. Şöyle 11'lere baktığımızda hocam nasıl bir futbol vaat ediyor bu 11'ler bize? Tamam iddiasız bir derbi belki ama futbol açısından zevkli bir mücadele izleyebilir miyiz? Yani seyircinin neticeye bir Beşiktaş olacaktır mutlaka iç sahada. Daha canlı, daha enerjisi yüksek bir Beşiktaş düşünüyorum. Abdullah Avcı da daha böyle hem oyun dengesine önem veren, daha kontrollü, daha orta sahada karşılayıp öyle bir oyun tercih edecektir. Fernando Santos için de kontrollü ve dengeli bir hoca deniyor. Kesin, acaba kesin hani 0-0'a bağlanan bir maç mı olur korkusu da yok değil futbol severlerde hocam. Fernando Santos yani iç sahada berabere kaldı etti ve kötü maçlardan sonra bile çıkıp yani biz bugün rakibe az pozisyon verdik diyen. Tabii. Zaten antrenör genetiğinde o var. İlk geldiğinde imza attığında burada programdaydık zaten duyurulduğunda. O zaman da söyledik. Yani referans aldığımız bizim işte yaptığı teknik adamlık. 10 yıldır evet kulüp takımı çalıştırmıyor ama işte Portekiz Milli Takımı Yıldızlar topluluğunu hep böyle daha muhafazakar, daha böyle kontrollü, hep böyle 1-0, 1-0, 2-1'lik, hep böyle bıçak sırtı bir skorlar alan, yani oyunculara özgürlük vermeyen, Yunanistan Milli Takımı'nda aynı şekilde netice alan, Polonya Milli Takımı'nda da hatta daha erken yollayacaklardı bakma. Yani işte sözleşme süresinin bitimine falan öyle bir şey düşündüler. Yani bir de yani bazı antrenörler tam böyle defansif oynatırsın veya pragmatik olur. Kısa zamanda gelir bir şoklama yapar ve başarılı olur. Tabelaya bakarsın. Şimdi Beşiktaş'ta ne oyun var ne de tabela var. İşin tuhafı o. Yani Santos'la nasıl gidecek, nasıl bu iş olacak, edecek vesaire. Ya bu soru işareti. Yani ileriye dönük. Yani öyle oyunculara özgürlük tanıyan, çok ofansif oynayan, top ayağında hücum eden, rakibe baskı yaratan, işte böyle top ayağında yalnız top rakipteyken değil, top ayağında da bir takım agresif olur. Yani direkt rakibi hissettirir, kendi gücünü, kendi oyunu kabul ettirir. Böyle bir Santos'un düşüncesi yok. Santos dediğim gibi. Santos'u mesela Beşiktaş hocam transfer ettiğinde neyi planlayarak transfer etti? Yani mesela biz milli takım performansını şu anda Santos'un iyi değil son yıllarda. Hem iyi Portekiz milli takımda da düşüşte. Ama düşüşte oyuncular, bir de. Düşüşte. 2016'dan beri Portekiz milli takımı istenen performansı i̇şte veriyor. İşte onu diyorum. Yani. Biz yani orada Burak Yılmaz penaltı atsa Dünya Kupası elemesinde uzatmalara gitse belki eleyecektik. Ya yani düşün oradan. Kesin ederdik penaltı yani düşün ondan evvel de final maçı. O çok kötü hocam, bir takımla bak. Hocam, Stefan Kuz'la gitmeseydik oraya biz Portekiz'e. Ben sana söylüyorum. Kesinlikle üçlü bir savunmada yerlerdi. Berkan Solbek oynamıştı. Bir de ondan evvel yani Sırbistan'la oynadı onlar. Kendi iç sahada beraberliğe gidiyorlar. 1-0 öndeler, 2-1 mağlup oldular. Yani oradan sonra playoff'a düştüler biz de playoff oynadılar. Son dakikada yediler golü. Son dakika 1-1'di 2-1. Yani o anlamda Santos şimdi Samet Aybaba. Yani Beşiktaş neye bakar onu düşündü? Soruyorum yani ben tabii sana. Tabii sportif direktör olarak şöyle bir açıklaması oldu değil mi Samet Aybaba? Dedi ki biz ofansif bir hoca el istiyoruz dedi. Ya yani Beşiktaş'a yakışan ofansif oynatan. Şimdi seçtiğiniz profil böyle bir teknik adam onu, değil. Bak ben onu sordum. Az önce de söyledim ya daha muhafazakar, daha bir sır bir sır sır. Zaten sordun Samet Hoca'ya soracağız bunu. Ya ben burada fikrimizi mesela beyan ediyoruz ya biz. Ya ben de öyle Erhan Hoca gibi düşündüğüm için yani, sordum yani. Zaten verdiği beyanatlar da bununla işler. Ya mesela biz diyor iyi oynadık, pres yaptık. Şöyle mesela Sivas maçından sonra biz diyor belirli bölüm pres yaptık. Hiç pres falan yaptı yok Beşiktaş'ın. Ya Sivas takımı o kadar eksik. Sen pozisyon bulmakta ikinci yarışta bir ara bir tane buluyorsun. Pozisyon zenginliği yok, pres yapamıyorsun. Yani çok böyle ileriye Sivas dönük. Sivas Spor çok iyi savunma yapmış, ya, onu açmak için aynen, bir şey yapmamış. Aynen, hiçbir şey yok. O yok da yani ileriye dönük bir oyunun verdiği bir mesajlar olur değil mi? Yani Beşiktaş takımı der ki taraftarına ayar kurduru Cüneyt. Ya der ki işte bu sene evet ya sıkıntılı bir süreç geçiyoruz. Evet Avrupa kupalarına gidelim, Türkiye kupasında alalım. Bu oyunla soru işareti kesinlikle Beşiktaş'ın ondan sonra. Yani temenni olur o, alalım.
Ya temennin bir strateji değildir hayatta. Temenni adı üzerine. Bir oyunu strateji değildir. Strateji başka bir şeydir. Gelecek için ışık verir. Tabii vermez. Bir mesaj verir. Mesaj yani o referans alır. Beşiktaş taraftarı az önce söyledi ya Cüneyt. Futbol da iyi bir. Yani ya der ki bizim takım seneye tamam ya hoca da iyi. Bu kadro bile yetersiz kadroyla şöyle ucum oynatıyor vesaire pres yapıyor. Geldiğinden beri 2 aylık yakın süreçte hiçbir şey yaptırmıyor. İşin tuhafı Serdar Topraktepe ile daha iyi oynuyordu ya. 4 tane Rize attılar, 3 tane Hatay deplasmanına, Hatay'a 2 maçta 7 gol attılar ya. Dikte geldiğinden beri yani o gol adetine herhalde şey değil mi? Fernando Santos tabii, ulaşmamıştır. Yani daha ileriye dönük bana göre yani oyunu oynatacak, oyunu böyle herkes ya işte seneye de bu yarışın içinde olur kabulleneceği bir Beşiktaş sahada görmedi. Evet şimdi yeni bir güne gördük. Bugün olacak. Yani bugün ne oynar eder? Bu takım daha iyisini oynar mı? Oynar. Her takım daha iyisini oynar. Her takım daha iyisini oynar, mükemmelini oynar bir kere. Futbolda öyle bir limit konulmaz. Ama Beşiktaş takımı ben seyircisiyle beraber yani bir adım önde görüyorum. Trabzonspor'un da dediğim gibi yani o da mesela Abdullah Hoca mesela geçen bir açıklama yaptı. Dedi ki biz üçüncülüğümüz hala devam ediyor. Ben de programdaydım söyledim. Yani üçüncülüğü Trabzonspor'un başarısıyla devam etmiyor. Rakiplerin başarısızlığıyla devam ediyor. 3 maçta 0 puan alıp hala üçüncü oluyorsan ve de 1-2 puan hep arkandaki bütün takımlar takılıyorsa bu başarı değildir. Trabzonspor üçüncü olamaz kimse demiyor veya Abdullah Avcı'ya. Bak demiyor onu. O üçüncü de olabilir, maç da kazanabilir. Trabzonspor oyun kazanması gerekir. Eğer siz uzun vadede geliyorsanız, yani seneye şampiyonluğu ancak şampiyon olacağız diyorsanız, bu oyunu ne kadar oyunculardan buradan giden de olsa hocam bak ne kadar, bu oyuncu da aynı, bu oyun da Beşiktaş'ın gibi taraftarın, Trabzon taraftarın referans aldığı oyun değil. Sonuçta iki takımın öyle bir maçı olacak. Yani büyük olasılıkla sanki ne, yani futbolda tabii farklı yani neticeler var da, sanki maçta golü atan kazanacak gibi öyle bir oyun olacak. Yani iki takım da çok ofansif zenginliği yok ya. Golü atan sanki kazanacak hocam, yani. Hocam yine de Beşiktaş'ın takım bak oyuncu gücü Trabzonspor'dan çok daha iyi önde. Niye? Ya ben şimdi Trabzonspor'a bakıyorum son dönemlerde. Ya Trabzonspor hücum yapıyor mu? Yapmıyor. Savunma yapar gibi görünüyor. Hayır bak şimdi savunma yapıyor mu? Ya onu da yapmıyor. Yapar gibi görünüyor. Şimdi iki tane beki var. Ben bunu sezon başından beri söylüyorum. Hatta Ulaş buradaydı bir akşam. Ulaş'a da ya Ulaş dedim. Trabzonspor'un bekleri eğer kendi sahasında oynadığı zaman en az 10-15 defa hücuma gitmiyorsa Trabzonspor başarılı olamaz. Hocam dedi beklere bir şey söyledim. Ya Eren hücuma gitmeye korkuyor. Mehmetcan hücum yapıyor. Korkuyor mu yoksa böyle bir Ben korkuyorum. Ben hissediyorum onu. Ben Abdullah Avcı'dan kaynaklandığını biliyorum. Hocam ne gibi hocam ben söyleyeyim. Hocam bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Hoca bana hücuma gitme diyecek değil mi? Evet. Ben var ya hiç affetmem. Bak, benim özelliğimle hücuma gitmekti. Ben giderim. Ne yaparım? İşimi iyi yapar mıyım? Hoca gelip bana demez ki. Şenol niye hocam, ucuma? Aferin Şenol iyi ki ucuma gittin bak, der. Dört büyük takım arasında bak Şenol hocam şunu Mehmet söyleyeyim. Mehmet Can ucuma hocam, biz kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz. Bir hoca gidecek adama niye gitme desin ki? Ya ben de onu diyorum. Abdullah Hoca da bir sene önce gönderiyordu hepsini ya. Ya gitme demem. Ben sana söylüyorum çocuklar. Ben giderim demek de. Ya öyle değil hocam ben iplerim değil. Oyunun içerisinde yani Trabzonspor'da oynuyorsan burası büyük bir kulüptür. Hocam, geçmişinde burayla doludur. Hocam, ya Trabzonspor iki beki hücuma gitmez hocam, mi ya hocam? Hocam bütün takımların iki beki hücuma gider. Sadece Trabzon'un ben şimdi değil. Bak şimdi orası gitmediği için ben bundan bahsediyorum. Şenol hocam. Ya bütün takımların gider olduğunu biliyorum. Hocam bilmiyorum. Anlatacak niye gitmedik. Bak, hayır bir dakika. Buyur. Rol çalmayayım sen. Hayır estağfurullah Ahmet yok, hocam. Yok yok. Hocam ben, öyle şey olur mu şey, ya? Trabzonspor'un beki hücuma çıkacak bak, kardeşim. Hocam. Hem de 10 defa 15 defa çıkacak. İşkini de yapacak bak Erencan. Hocam açıklayalım. Hocam Erencan hücuma gitmekten ben onun yüzünden, tamam, ayak hareketlerinden o iki şey var. Vücut dilini anlıyorum. Çekiniyor git. Niye biliyor hocam, musun? Gidip topu ortalayamam. Hocam iki neden. Giderim hata. Mehmetcan hücuma gidemiyor. O yeteneği yok. Hocam bak bir dakika bir şey söyleyeyim. Hangi hoca seni yollamaz hücuma ya? Yani bu konuda bir kere iki konu başlığı altında değerlendirmek gerekir. Bir, bu oyuncuların Trabzonspor'un Mehmetcan ve Eren'le ilgili söylüyorum. Dört büyük takım arasında hiç asiste olmayan iki bek. Hiç ofansif yetisi yok. Demek biliyorlar kendileri korkuyorlar hücuma gitmeye. Bu bir. Bak şimdi. Öyle bir kaliteleri yok. İyi niyetli koşuyorlar. Genç, dinamik oyuncular. Ondan sonra ama
Öyle bir yetenekleri yok. Yani asistleri yok, hiçbir hücum özellikleri yok, hiçbir oyun tekniği yok. Hocam orada iki tane stoperi gördün mü? Yeni stoperi gördün mü? İki tane. Gördüm. Şu anda. Fernandes. Fernandes de Denswil oynuyor. Denswil, evet. Bundan önce 5 maçtır kim oynuyordu? İki tane oyuncu şey. Benkoviç'te Bani oynuyor. Benkoviç'te. Şimdi bak, şimdi böyle bir şey olabilir hocam, mi? Hocam bak, konuya atlıyorsun. Ama atlayalım, böyle daha güzel oluyor. Hayır, bir bitireyim ama. Daha yani. Güzel oluyor. Hayır, bir beklerden stoperlere geldik. Ya, hocam, hocam Allah aşkına ya. Hücuma çıktı Şenol Hoca. Ya hocam, hocam sen biraz savunca biraz daha. Ya sen, hayır ben ona soldan ben devam mı bindiriyorum? Sen farkında değilsin. Ya, sen sağdan içeri gireceksin. Bak sana ne orta yapacağım. Sen onu göreceksin. Hocam bekliyor Cem Hoca. Ortalada Cem abi de stoper oynayacak orada. Gol olsun o sene. Hocam, ya bravo. Şenol hocam, bir dediğim gibi bu oyuncuların kalitesi yok. İkincisi, niye bunlar şampiyon olduğu sene de Ahmet Hoca siz de dikkat etmişsinizdir. Abdullah Hoca çok bekleri yollayan değil. Yani iki parçalı oyuna döndürttü bu sene. Ne gibi? Bir dörtlü kalıyor Şenol hocam. Abdullah Hoca yeri geldiğinde yollamıyor. İki tane de Berat da orada Mendy tutuyor. Bir altılı tutuyor blok halinde. Önünde dört kişiyle netice almak istiyor. Farzen yani bugün Bardim oynuyor. Sağda Trezeguet, solda ne o? Vizca sağda, solda Trezeguet, santraforda Enis oynayacak. Şimdi böyle bir dörtlüyle netice almak istiyor. Dikkat et. Geçen hafta falan o Rize'de veya Galatasaray maçı oynadığında o altı kişi hep orada bir puzzle gibi yapıştırıp kalıyor. O bekleri yollamamaya çalışır. Bir de bir düşüncesi var. Genelde bu da var yani. Onu da değerlendirelim. Yani iki önden dediğim bu. Bir, bekleri yollamıyor. Böyle bir altılıyla kalmak istiyor hocam. İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum. İkincisi de dediğim hocam, gibi bu oyuncuların yeteneği yok. Ligimizde asist yapmayan iki tane bek konuşuyoruz. Şimdi oldu. Kalitesi yok. Hocam şimdi oldu. Bak ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Ben de diyorum cevap vereyim de yani size. Ben de diyorum ki Trabzonspor'un bekleri bunlar olmamalı.